Merhaba, Dünya Ali. Ben Selim Atalay. Olanlar ve olacakları konuşacağız. Bir gözümüz Musul tarafında, diğer gözümüz Rakka'ya doğru Suriye'nin kuzeyinde. Kulaklarımız Mars'ta. Mars'a araç indirdiler. Sinyal geldi. Gezegenle Mars arasında, kainatın ortasında dünya halini anlatacağız. Önce an itibariyle şöyle dünyaya bakalım. An itibariyle mesela Arjantin. Arjantin'de, başkent Buenos Aires'te büyük bir gösteri var. Kadınlar yürüyor. Kadınların canına tak demiş Arjantin'de. Fena muamele, saldırı, cinsel taciz, her şey artık tepki dolular ve bugün bir saatlik grev yaptılar. Kadınlar Arjantin'de bugün bir saat boyunca iş bıraktı. Ne yapıyorlarsa onu bıraktılar. Evlerde, okullarda ya da iş yerlerinde ya da sokakta kadınlar, katılanlar ne yapıyorlarsa vazgeçtiler. Bir saat tepki olarak iş bıraktılar ve tepkilerini dile getirdiler. Nedir? Saldırılar, tecavüz ve son derece artmış sayıları. Ona karşı tepki, en son bir kurban 16 yaşındaki bir genç kızın hikayesi üzerinden tepkiler başladı. Akşam da büyük yürüyüş var, akşam dediğimiz az sonra. Ve de Arjantin kadınları rahatsız, onu söyleyebiliriz. Sonra Amerika'ya bakabiliriz. Amerika'da da seçim rahatsızlığı var. Amerika'da herkes rahatsız. Hillary Clinton, Donald Trump sezonun 3. ve son karşılaşmasında ringe çıkacaklar. Televizyon tartışmasını yapacaklar. İşte yine Türkiye'de sabaha karşı saatte. 8 Kasım'da seçim var. Heyecan doruğunda, çünkü her an bir şeyler oluyor. Her an yeni bir ifşaat, yeni bir haber ya da karşı tarafı vuracak yeni bir ayrıntı. Vuracak ayrıntı derken, gürültüye gitmesin bu, aynı zamanda an itibariyle Türkiye'ye de ya da dünya üzerindeki Türkiye'ye de denk geliyor. Şöyle, Hillary Clinton'ın iş adamı Muhtar Kent'i başkan yardımcısı olarak düşündüğü ortaya çıktı. Önce nasıl ortaya çıktı? Sızan e-maillerinden, hacklenen e-mailler işte birer kişiler ya da toptan yayınlanıyor. O e-maillere göre Mart ayında, geçen Mart'ta, daha Hillary'nin adaylığı kesinleşmeden, Hillary bir başkan yardımcısı adayları için ön eleme yapalım, kimle ben sahaya çıkacağım diye istekte bulunmuş ve Hillary'nin ekibi tam 39 ismi belirlemiş. Yani bu kişilerle görüşebiliriz ve bu kişilerle ilerleyebiliriz diye. Aralarında kimler var? Evet, Muhtar Kent var, halen şu an Coca-Cola'nın CEO'su. Başka kimler var? Bill Gates var, Microsoft'un Bill Gates'i. O kahve firmasının sahibi Schultz var. New York Belediye Başkanı, iş adamı, muhtelif işleri olan Michael Bloomberg var. Başka Apple'ın CEO'su var. Yani iş adamları bu tarafta. Başka sıra dışı, dikkati çeken siyasetçiler var. Kadın adayları var. Kadın başkan yardımcısı olabilir mi de diye koymuşlar. Bu 39 kişilik liste belirlenmiş. Ama sonra tabii ki elemeler oluyor. Süreç gizli tutuluyor. Adaylar belki veya istemiyorlar, listeye girmek istemiyorlar. Orada değişiklikler ne oldu, nasıl bitti, oraları bilmiyoruz. Ama nedir? İşte Muhtar Kent Türk asıllı, Amerikalı, Türkiye'nin işlerinde de faaldir, etkindir, görülür. Epeydir düşündük böyle bir etnik kökenli, yani Türk asıllı, falanca asıllı başkan yardımcısı var mıydı Amerika'da diye. Yoktu. Yani en son 70'lerde Nixon'ın bir Yunan asıllı başkan yardımcısı vardı. Onu da rüşvetten işten attılar. Sonra da başkan yardımcılığından attılar ve de yargılandı. Yani rüşvetçi, o Yunanlı başkan yardımcısı diye geçer. Spiro Agnew. Onun dışında başka Amerikan başkan yardımcıları şimdiye kadar hep işte ana kara kıtadan olmuştu. Belki Meksikalılar Trump'la gelir mi, Rubio falan diye konuşulmuştu. Yok, Rubio başka tarafa gitti. Donald başka tarafa gitti. Sonuçta Muhtar Kent olsaydı ne olurdu? Yani iyi olurdu. Tabii ki Amerika'nın başkan yardımcısı, tabii ki Amerika'nın çıkarlarını yürütmekle, gözetmekle görevli. O maksatla seçilecekti. Seçilirse tabii ki. Yani iyi olurdu. Washington'da bizi dinleyecek, Türkçe konuşacağımız bir çift kulak olurdu. Şimdi büyük resme bakalım.
Musul. Musul'da durum vaziyeti ne? Bütenler de izliyorsunuz. Tamam, bir ilerleme var, çatışma var, patlamalar falan filan. De ne oluyor? Kuşatma. Bir kere kuşatma yok. Ya yani Musul'un daha kuşatılması söz konusu değil ve Musul'un kuşatılmamasından bu saate kadar en çok kim rahatsız biliyor musunuz? Ruslar rahatsız. Rus dışişleri Lavrov'un dünkü laflarını aslında incelemek isterdik. Pek daha ayrıntılı, belki daha sonra incelememiz gerekiyor. Çünkü bu harekatın içinde Rusya var. Belki görünmüyor ama var. Dolayısıyla Rusya bu işe nasıl bakıyor diye incelemek gerekiyor. Rusya bir an önce kentin kuşatılmamasından şöyle rahatsız. Kaçan kaçtı ve bundan sonra da kaçacak ve sağa sola dağılacaklar diye kaygı beyan ediyor. Ve harekatın yapısı, katılımı konusunda da Rusların ağır itirazları var. Onu söyleyebiliriz. Fakat başka bir şey var. Harekatın ağır aksak ilerlediği konusunda gayet inandırıcı göstergeler var. Amerikan basında bunu gayet güzel izliyor. Onun için biz de Amerikan basında bakıyoruz. Onlar ne olup ne bittiğini herkesten daha iyi biliyorlar. Ne de olsa harekatı kimin yönettiğini hatırlatmayalım. Onlar yapıyor. Dolayısıyla gayet güzel biliyorlar. Wall Street Journal yazmış. Diyor ki bir Irak tümeni 48, o kadar geride kaldı ki 48 saat beklemeye geçildi. Irak ordusu güneyden yaklaşma harekatını 48 saat durdurdu. Yani şu an itibariyle Irak ordusu Bağdat tarafından kalkıp geleceklerdi Musul'a, epey bir mesafe. Gerçi Kayare işte 60 kilometre falan diyoruz ama oradan daha çıkamamışlar. Bu adı geçen tümen 500 metre ilerleyebilmiş ilk gün. Ve o tümeni beklemek için ve diğer Irak ordu birlikleri arasında koordinasyon sağlamak için ilerlemeyi durdurmuşlar. Herkes dursun, bir toparlanalım, duruma bakalım, organize olalım diye. Ve de hala diyor muhabir, Irak ordusu kilometrelerce güneyde, şöyle böyle saymış, en az 53 kilometre gitmeleri lazım diyor ve bu hızla nasıl gidecekleri gayet tartışmalı. Bu yüzden Irak ordusunun ilerlemesi, en azından güneyden ilerlemesinde ciddi sıkıntılar var. Ne olup ne bittiğini tam bilmiyorlar. Ayrıca Peşmerge ne yapıyor? Peşmerge'de Musul-Bağdat karayolunun kenarında tamam bazıları ilerliyor. Bir de gayet uyumlu ve herkes aynı adım gitmiyor. Onu da söylemek gerekli. Peşmerge o Musul-Bağdat karayolunun kenarındaki köyleri temizlemekte görevliymiş. Onlar görevi yaptık demekteler. Hatta Feluce'den daha kolay oldu diyen Peşmerge yetkilisi var. Feluce'de çok daha fazla direniş görmüşler. Ama genelde onlar da güney tarafı da, güneydoğuda Peşmerge'nin ilerleyişi yavaşladı deniyor. Onlar da 35 kilometre güneyde, Musul'un 35 kilometre güneyinde Hazar tarafında durmuşlar. Onlar da oradaki köyleri koruyun diye durdurulmuş. Yani öyle yarın öbür gün Musul kuşatılacak gibi bir işaret yok. Planlanandan iyi gidiyor iddiaları arazide teste ve teyide muhtaç ve bir yıldırım harekatı olmadığını söyleyebiliriz. Böyle bir şekilde gidiyorlar. En azından onu söyleyebiliriz. Asıl Amerika'nın Genelkurmay'ının başka düşünceleri var. Musul'un iyi kötü başladığını, işte bir şekilde devam edeceğini söylüyor. Zaten haftalar ya da aylar alabilir denmişti. Haftalardan aylara geçiş bir an meselesidir malum. Ve asıl Amerikan Genelkurmay'ının Rakka'ya da bir an önce uzanalım diye düşünmeye başladığı ve son haftalarda bu konuda koalisyon ortakları, özellikle Türkiye ve Suriye'deki Kürt gruplar ve de İngiltere ile görüştükleri bildiriliyor. Bunu da Wall Street Journal bildiriyor. Diyor ki Amerikan Genelkurmayı Rakka operasyonu için ilgili taraflarla görüşmeye başladı. Bunlardan bir tanesi de Türkiye. Zaten biliyoruz Amerikan Savunma Bakanı Cuma günü Türkiye'ye gelecek. Herhalde bir sürü konu var, konuşulacak. Bir tanesi de bu. Peki Suriye'de Rakka operasyonu nasıl olur? Öncelikli olarak Amerikan isteği şu. Obama gitmeden DAEŞ'e büyük bir darbe vurduk diyebilmek. Bütün olay o. Bir de Musul'da bir hareketlenme varken Musul'dan herkesin kaçıp Rakka'ya kapanması ve oranın güçlenmesini istemiyorlar. Rakka'nın da
baskı altında kalmasını istiyorlar. Ve aslında bir teori bu planlamalarda, Musul'u beklemek gereksiz, yani Musul'un tamamlanması, ondan sonra Rakka'ya dönülmesi. Hayır, aynı anda hem Musul hem Rakka gidebilir diye de bir teori var. Bu da seçeneklerden bir tanesi. Ve tabii ki burada Türkiye'nin itirazları önemli yer tutuyor. Türkiye'nin tercihleri önemli yer tutuyor. Hemen orada da öğrenmişler, anlamışlar. Deniyor ki Türkiye Suriye'nin kuzeyindeki gruplara şiddetle itirazlı ve tepkili ve onların girmesini ya da hareket etmesini istemiyor. Türkiye haklı. Ve aslında Türkiye'nin bu kaygısının başka Arap gruplarca da ve bölgenin Arap nüfusunca da paylaşıldığı biliniyor. Hatta deniyor ki o işte Suriye Demokratik Güçleri falan veya işte öbür o fraksiyonlar her neyse, onların varlığı yüzünden DAEŞ'a yeni militan kazanımı başladı. Yani o güçlerin ilerleyeceği ve Rakka tarafındaki Arap köylerine yönelecekleri yolundaki beklenti, DAEŞ'e son haftalarda yeni katılımlar sağladı. Militanlar ya da militan olmak isteyenler köylerini ve kentlerini korumak için DAEŞ'e sığınıyorlar, DAEŞ'e katılıyorlar diye bir vurgu var. Onun dışında Rakka'yı ilginç tutan bir durum daha var. Suriye ordusu ya da Şam ve de Rusya'da Rakka'ya yürüyelim demeye başladı. Şimdi onların Rakka'ya yürümeye çalışması çok ayrı bir konu ve ayrı boyutlar getirecektir. O da incelenmesi gerekiyor. Bu arada Amerikan hesaplamaları diyor ki Rakka'nın ele geçirilmesi için 10 bin kişilik bir güç lazım. Tabii o 10 bin kişi, 10 bin asker vardır, 10 bin işte kuru kalabalık vardır, 10 bin sayır silahlı adam vardır. Dolayısıyla 10 bini bir kullanmışlar ama 10 binin niteliği çok fark eder malum. Hangi 10 bin ya da hangi niteliklere sahip bir ordu, onu sormak gerekiyor. Artı bir vurgu var, bunu hiçbir şekilde saklamayıp öne çıkartmak gerekiyor. Amerikalılar diyor ki Rakka harekatına katılmak için Kürt gruplar siyasi destek istiyorlar. Neymiş siyasi desteğin sebebi de? Suriye'nin kuzeyinde Rojava adlı bir otonom bölge için Amerikalılardan destek istiyor Kürt gruplar. Neden? Rakka operasyonuna katılmak için. Ve buna Türkiye'nin yanında Amerika'nın da şiddetle karşı çıktığı bildiriliyor. Dolayısıyla yani bu pazarlık belki niyeti var ama Amerika tarafından bu noktada hiçbir desteği yok. Onun dışında neyi anlatabiliriz? Onun dışında bir Fransız diplomatın vurgusu var haberde. Onu anlatabiliriz. Deniyor ki Kürt grupların bu toprak ihtirasları nedeniyle DAEŞ'e son zamanlarda yüzlerce yeni katılım olduğu anlaşılıyor. Bunu Fransız diplomat söylüyor. Fransız diplomat herhalde Paris'ten Şanzelize'ye bakıp Eyfel Kulesi'ne doğru onu görüp oradan bu hükme varmadı. Arazide ne olduğunu biliyor. Dolayısıyla Amerika'da neyle karşı karşıya olduğunu biliyor. Şu Amerikan Savunma Bakanı bir gelsin de konuşalım. Herhalde durum o. Suudi Arabistan'da bir idam. Suudi Arabistan'da idam çok şaşılacak bir şey değil. Yılbaşına bu yana 133 idam gerçekleştirilmiş. Fakat önceki gün 134 sayılı idamda bir ilginçlik vardı. Bir Suudi prensi idam edildi. Genç bir Suudi prens deniyor. İsmi Prens Türki bin Saud bin Türki bin Saud el-Kabir. Şöyle, 2012 olay görüntüleri ilginç bir şekilde kaydedilmiş. Gençlerin toplandığı ve araba yarıştırdığı bir noktada prens bir şeye sinirleniyor ve silahını çekiyor ve rastgele ateş açıyor ve o görüntüler gerçekten var. O ateş sırasında işte kaçışanlar falan, o anın görüntüleri ve o sırada bir kişi can veriyor kurşunlar hedef olarak, rastgele ateş açmış ve tekrar tutmaya çalışıyorlar falan. Şu an ateş ettiğini görmekteyiz olay görüntüde. Yargılanmış, olay 2012 yılında, fakat yargılama yapılmış. 2014'te idam cezasına çarptırılmış. Gerekli temyiz ve yasal işlemler yapılmış ve
Kral Salman'ın nihai oluruyla idam gerçekleştirilmiş. Şimdi mahkumun bir prens olması ilginç nokta. Prens olması da yani Suudi Arabistan'da binlerce prens vardır, o doğru. Ve doğrudan Kral Salman'a ya da o kraliyet ailesine doğrudan bir bağlantısı yok. Uzaktan kuzen sayılıyor. Orada çok geniş bir aile ağacı var. O yüzden çok direkt bir bağlantısı olan prens değil. Ama şöyle, kraliyet ailesi için de kuralların, kaidenin herkese eşit şekilde uygulandığının gösterilmesi açısından ilginç bir durum olmuş. Ve işte cinayet işleyen neyse cezasına çarptırılır mesajı veriliyor. Bir de işte Batılıların yorumları var, deniyor ki Suudi Arabistan yeni bir döneme girdi artık, petrol geliriyle herkesi, bütün prensleri, herkesi destekleyecek noktada değil. Daha bir eşitlikçi ortama gidilmesi zorunlu ve bunun gösterilmesi ve kanıtlanması açısından da bu idam sembolik önem taşıyor. Ve işte Suudi kraliyet ailesinin ya da prenslerinin de ayrıcalıklı olmadıkları artık teyit edilmiş oluyor bu şekilde. Daha önce bilinen bilinmeyen son çok sayıda vukuat da vardı. Yani prenslerin muhtelif şımarıklıkları sonucu çok sayıda kişinin öldüğü bilmekteydi ve bunların çoğunun yargılanmadan cezasız kurtuldukları ve kimsenin hesap sormadığı bilmekteydi. Bunu değiştirecek bir adım olabilir denmekte. İlginç bir durum. Suudi Arabistan'da bir cinayet ve cezası ölüm. Avusturya'nın garipliklerinden bir tanesi ve gayet ibret verici. Avusturya'da bir Türk aile 15-16 senedir Avusturya'da yaşamaktalar. Graz kentinde anne, baba ve genç bir çocuk. Çocuk o zaman 17 yaşında. Olay geçen yıl yaşanıyor. Baba hastalanmış ve babanın iyileşmesi halinde adak olarak kurban keseceğini genç delikanlı beyan etmiş. Ve de baba iyileşmiş. Ve bu iyileşmenin ardından adağını yerine getirmek üzere genç işte gitmiş kurban, koyun aramış. Bir çiftlikle konuşmuş Viyana'nın dışında kırlık arazide ve ne yapacağını da anlatmış. Yani niçin aldığını da beyan etmiş. Çiftçiler satışı yapmışlar ve aslında 3 adet koyun söz konusu. 3 koyunu adak olarak öngörmüş ve de 3 koyun. Ve genç yine o arazide usulüne uygun şekilde anlaşılan kurbanları kesmiş. Ve ondan sonra da kıyamet kopmuş. Üç koyun kesildi diye yansıyor. Koyunların anestezi olmadan, uyuşturulmadan kesildiği ve koyunlara fena muamele yapıldığı gerekçesiyle genç hakkında dava. Genç olduğu için annesi hakkında da dava ve bu dava geçenlerde sonuçlandı ve delikanlıya şu an 18 yaşında bir ay hapis cezası verildi fakat ertelendi bir daha yapmaması kaydıyla. Anneye de işte bu toplumsal bir işte çalışma cezası verildi. O da ceza işte şu kadar saat bir yerde topluma yararlı bir şey yapıyor, temizlik yapıyor ya da işte söylenileni yapıyor, resmi bir dairede bir şeyler yapıyor. O da toplumsal katkı sayılıyor. Onu yapmış fakat hanım tepki gösteriyor. Diyor ki benim böyle bir işi yapmam ya da evin dışında bu faaliyetleri yapmam için eşimin rızası olması gerekir. Avusturya bu sefer yine karışmış. Yargıç diyor ki ya bunu yaparsın ya da hapse girersin. Böyle bir durum. Yasalarla Türkler arasındaki çatışmanın bir ilginç noktası ve de ayrıca deniyor ki meğer Türklerde dönemsel olarak bu adetler olurmuş. Kurban Bayramı'nı kastediyorlar ve Kurban Bayramı nedeniyle araştırmışlar ki en az 79-80 adet kurban kesilmiş. Şimdi onların peşindeler. Avusturya'nın gidişatı gidişat değil, biz de izliyoruz. Dün kısaca bahsettik İtalya Başbakanı Renzi, Barack Obama ile
birlikteydi. Barack Obama, Amerikan Başkanı gider ayak Renzi'ye kırmızı halılar döşedi. Büyük bir törenle karşıladı. Akşam Beyaz Saray'da yemek verdi. Gayet böyle ender bir durumdur. Ve Renzi'ye bir itibar, bir pohpohlama ne oluyor diye sorunca bu resim gündeme geldi. O Beyaz Saray'daki bahçedeki basın toplantısı sırasında çekilmiş. Gayet ibret verici. Barack Obama anlatıyor. Renzi de bakıyor ama yani Renzi'nin bakışlarından Renzi'nin gidişatını gayet güzel anlatabiliriz ve anlayabiliriz. Şöyle, Renzi son derece zor durumda. Renzi kendi başını derde sokan bir referandum kararı aldı. Bunu anlatmıştık. Aralık başında referanduma gidecek ve o referandum istediği gibi çıkmazsa, ki çıkmama ihtimali hayli yüksek, o Renzi Obama'nın gidişini bile beklemeden kapı dışarı olacak. Ve Obama bu referandum ve de diğer faaliyetleri için Renzi'yi desteklediğini ilan etti. Şu aralar bir siyasetçi için belki en büyük talihsizlik Obama tarafından desteklenildiğini beyan etmesidir. O görüşteyiz ve onun teyidini de şu an belki Renzi'nin yüzünden okuyabiliriz. Yani Renzi'nin yüzünün altına çok sayıda altyazı koymak mümkün. Bir tanesi, acaba buraya gelmekle doğru mu yaptım sorusuydu. Çünkü İtalyanların hiç öyle Barack Obama'nın Renzi'yi destekleyin falan lafına girecekleri sanılmıyor. İtalyanlar burunlarından solumaktalar. Bu lafların ya da işte Beyaz Saray'daki izaz ikramın hiçbir şekilde İtalyan seçmeninin gözünü boyamayacağı ve de İtalyan seçmeninin bu tip olaylara girmeyeceği biliniyor. Böyle bir ortam altında anı ve bundan sonrasını muhtemelen destekleyecek kare. Karede Obama flu gidici, Renzi'nin de suratı çarşaflamış, Renzi de gidici gibi. Bakacağız. Obama gidiyor. Biri daha gitti ama hala ortada. Yani yok olması lazım, unutulması lazım. Hala ortada maalesef. Arap Lawrence. Arap Lawrence hele bu ortamda ve bu zamanda hala ortalıkta ve bir şekilde gündeme giriyor. Kenarından, köşesinden giriyor. Şöyle, Lawrence'ın marifeti neydi? İşte Arabistan'da dolaşırken ve türlü dolap çevirirken bu Arap yerel giysilerle dolaşmak, kefiye, abaya ve de hançeri vardı. O hançer de aslında gayet ibretliktir. 1917'de Akabe'ye saldırıyı düzenledi. Ürdün'ün Akabe'sini Osmanlılardan aldılar. O saldırının anısına da örgütlediği Araplardan bir tanesi bu hançeri hediye etmişti Lawrence'a. O da onu dolaştırır. Gözümüzün görmemesi gereken bu hançer İngiltere'de ortalıkta değildi. Sonra geçen aylarda bir zaman açık artırmada satışa çıktı. Sonra yabancı birisi aldı diye duyuruldu. Ve o hançer ki fiyatı 122.500 sterline satılmış bu hançer. Ama yabancı alıcı da belli değil. Yabancıya gitti dendi. Sonra aynı şekilde Lawrence'ın entarisinin de satışa çıktığı ve onun da 12.500 sterline, o da yüksek bir fiyat, satıldığı duyuruldu. Bu da o entari. Şimdi bunların ilginç bir şekilde bunlar satıldı. Açık artırmada satıldı. Fakat İngiltere bunların ülkeden çıkmasını yasakladı. Bizzat Kültür Bakanı, zamanın bakanı, bu bir ulusal hazinedir, çıkmaması gerekir, bu paraları denkleştirin, İngiltere'de kalsın diye emir verdi ve o zamandan bu zamana o paraları denkleştirmeye çalışıyorlardı. Son durum şu, anlaşılan o paraları denkleştirmişler ve İngiliz müzelerinde kalacakmış. O parayı satan kişiye verip onları müzeye devralıyorlar. Arap Lawrence hala ortalıkta dolaşıyor. En ilginç noktası bu. Mars'a inildi. Onu teyit ettik. Avrupa Uzay Ajansı'nın uzay aracı, Ruslarla birlikte çalıştılar. 6 ay önce, 7 ay önce Mars'a yolculuk başlamıştı. Olay
Mars'ın yörüngesine gelinmesi, aracın sonraki uykudaydı o araç. Çok ilginç şekilde 7 ayı yıldırım hızıyla, ışık hızıyla dolaştı. Bu fırlatılış anı Rus füzesiyle birlikte atıldı. Sonra 7 aylık yolculuk olaysız geçti. Sonra yaklaşınca Mars yakınına bu araç serbest uçuştan sonra uyuyordu. Teknik anlamda uyuma olayı var. Sonra Mars'ın yörüngesine girdi önceki gün ve saatler önce de bu yörüngeye girme anı güneş panellerini açarak işte yolculuğu güneşten aldığı enerjiyle yaptı. O ayrı bir teknoloji ve gelişmeydi. Ve de o noktalardan bir tanesinde o aracın ucundaki o beyaz kapsül saatler önce ana araçtan ayrıldı ve Mars'ın yüzeyine serbest düşüş yaşadı. Türkiye saatiyle 17.42'de bastılar düğmeye, girmeye başladı ve işte 6-7 dakikalık bir inişten sonra bu küçük modül birkaç metre çapında Mars'a indi. İnmenin sinyalini duyduk. Bunun görüntülerini ya da ayrıntılı animasyonunu da yarın alacağız. Şöyle, Mars'a ilk kez bu kadar yakından ve atmosferden, Mars'ın dışından gelerek bir dünya aracı indirildi. Şöyle, bilim adamları hep Mars'ın atmosferinde ya da işte çevresindeki kütlede, hava neyse, orada metan gazı aramaktaydılar. Bu metan gazını aramanın tek yolu Mars'ın atmosferine girmek. Fakat Mars'ın atmosferine girdiğiniz zaman da yere çakılıyorsunuz. Yani çok az bir süreyle o atmosferi gözlemek mümkün. İşte bunu yaptılar. O 6-7 dakikalık sürede araç toplayabildiği bütün bilgileri atmosferden aldı ve işte kaç 200-300 kilometrelik bir yerden inerek yere ulaştı. Yere değdi, yere normal bir iniş, paraşütle inişi gerçekleşmesi gerekiyordu. Onu en azından kestirebiliyoruz. Bu arada radyo dalgalarını dinleyerek o inişi teyit etti bilim adamları. Yani görüntü falan yok. Yalnızca radyo dalgalarından ve aracın vermesi gereken bir ses vardı. O sesi de umarız yakında dinletiriz size. O ses yaşandı, Mars'tan duyuldu. O sesin Mars'tan gelmesi epey bir dakika tabii ki, öyle hemen ses ulaşmıyor dünyaya. O yapıldı ve o aracın da olağan şekilde Mars'a indiği anlaşıldı. Şimdi o araç Mars'ın yüzeyinde birkaç gün daha kalacak ve sonra görevini tamamlayacak. Ha, niye metan gazı, neden bu kadar metan gazına meraklılar? O da şundan, metan gazı canlı organizmaların çıkarttığı bir gaz. Dolayısıyla eğer atmosferde metan gazı varsa Mars'ta bir zamanlar bitki ya da böyle bir canlı organik bir şeyler olduğunun işareti olacaktı. Onun için metan gazı aramaktalar ve o yüzden bu atmosfere düşüş giriş çok önemliydi. Verilere bakacaklar, sonra ne olacağını anlatırız tabii ki. Bu araç Mars'ın yüzünde birkaç gün kalacak, sonra dağılacak. O kadar dayanması beklenmiyor. Mars tarafı zaten çok kalabalık. En az iki tane Amerikalıların o aracı var. O dolaşıp duruyor, arada resim gönderiyor. Mars'ın yörüngesinde 2-3 tane uydu var. Ve aynı zamanda bu Avrupa Uzay Ajansı'nın bir uydusu da yine Mars'ın çevresinde olacak. Hepsi tamam. Ve Avrupa Uzay Ajansı bu bilgiler ışığında 2020'de Mars'ın üzerine bu kez uzaktan kumandalı hareket eden bir araç, tekerlekli araç indirecek ve oradan görüntü almaya başlayacaklar. Hep uzay bu aralar epey kalabalıklaştı, hatırlayacaksınız işte dün Çinlileri anlattık. Yine dün saatlerde bir Amerikalı Rus ekip uzay istasyonuna, Amerikalıların ve Rusların uzay istasyonu var, Çinlilerin ayrı uzay istasyonu var. Çok kalabalık oldu uzay. Şimdi Avrupalılar Mars'a gittiler. Dolayısıyla bu kalabalık uzay trafiğinde keşke bunların hepsi insanlık için iyi şeyler getirse, bilime falan odaklansak diyeceğiz. Ama yeryüzünde işler yine bildiğiniz gibi. Sırada Wisconsin değil mi? Ya Ohio. Efendim şöyle, emniyet şeridi, dünyanın her yerinde emniyet şeridi diye bir şey vardır. Emniyet şeritlerinin boş bırakılması ve emniyet şeritlerine fazla güvenilmemesi konusunda sayısız uyarı vardır. Tabii ki onları pek dinlemek istemeyiz. Onu görüyoruz, yaşıyoruz.
ve dünyanın her yerinde emniyet şeritlerinin o kadar emniyetli olmadığı konusunda sayısız örnek yaşanıyor. Bu görüntülerde Amerika'dan, Ohio'dan şöyle bir aracın, daha doğrusu şu sahneyi bir görmemiz gerekiyor. Polis memuruna dikkat. Polis memuru bir şey görüyor ve canını zor kurtarıyor. Şöyle görüntüler polis aracının önündeki kameradan. O kamera sürekli açıktır polisin ne yaptığını görmek için. O polis memuru, bir hanım polis memuru canını böyle kurtarıyor. Şöyle bir aracın lastiği patlıyor ve emniyet şeridine çekiyor. Polis aracı da, bu da kazadan sonra polis aracının hali. O ilerideki araca yardım etmek için gitmiş. Aracına dönerken arkadan gelen kamyonun polis aracına doğru geldiğini ve çarpmak üzere olduğunu anlıyor ve arada sıkışmamak için kendisini yolun öbür tarafına atıyor. Polis memuru yaralanmamış, polis memuru da kurtarmış ve olaydan sonra o aracın hali bu. İşte sormuşlar ne oldu falan, işte gördüm aracın üzerime geldiğini ve zor kurtardım diye bariyerin öbür tarafına atarak kendisini kurtarıyor. Ve çarpma o kadar şiddetli ki bunlar sol emniyet şeridindeler. Sağ şeride kadar atıyor aracı ki orada aslında hız işte 80-100 kilometre falandır. Yani 200 kilometreyle falan olmadı bu kaza. Ama tekrar emniyet şeritlerinin anlam ve önemi ve her park edip dörtlüğü yaktığınız zaman aracın güvenli olmadığının bir başka anlam ve önemi. Ve Allah korusun ve dikkatli olalım ve emniyet şeritlerine fazla güvenmeyelim, onu söylüyoruz. Efendim, kredi kartı alacaksınız, işte bankadan kredi çekeceksiniz, kredi tarihi, kredi geçmişinize bakılıyor, daha önce ödemiş mi, ne kadar ödemiş, ne yapıyor, işi nedir, işte evi, ailesi falan, her türlü bilgileri veriyoruz. Bunlar normal bankacılık sisteminin işlediği ülkelerde. Bir de Çin gibi böyle bankacılığın fazla gelişmediği ve bu işlerin yeni başladığı ülkeler var. Orada da tabii ki kredi isteyenin geçmişin araştırılması, sözüne güvenilir mi, nasıl, öder mi, ödemez mi, onun anlaşılması gerekiyor. Ve Çinliler de öyle bir kredi geçmişi izleyecek sistem olmadığı için Çinliler güzel bir yöntem bulmuşlar. Efendim, bankadan, Çin Bankası'ndan kredi istediniz, kredi kartı istediniz. Ne yapıyorlar? Eve geliyorlar ve evde mutfağa ve banyoya bakıyorlar. Çinli bankacılar kredi vermeden önce evin mutfağına ve banyosuna bakıyorlar. Ne arıyorlar, temiz mi değil mi diye, o ayrı bir hikaye. Asıl aradıkları şu. Mesela banyodaki diş fırçaları ve havlulardan o hanede kaç kişinin yaşadığını ölçüyorlar. Sonra mutfaktaki kapkaca ve kullanılan kullanılmayan eşyalara bakarak tekrar o evde kaç kişinin, hanede kaç kişinin yaşadığını ölçmeye çalışıyorlar. Ev kira mı değil mi diye sorarlar. Evin kira mı değil mi olduğunu ve çalışanın veya kredi çekenin durumunu anlamak için evin genel durumuna bakıyorlar. Sonra kişiyi izleyip iş yeri olarak adres verdiyse o iş yerinde görüntülemek istiyorlar. Gelip çipşak birisi resminizi çekiyor masada. Ne oldu? İşte kredi aldım onun için, ya da istiyorum onun için. Gelip nerede çalıştığımı belirlemeye çalışıyorlar. Sonra Çin'de bankacılık sisteminin emekleme aşamaları onu gösteriyor. Peki başka yöntemleri yok mu? Var. O da ilginç. Mesela telefonlar, akıllı telefon kullanan varsa akıllı telefonlardan kim ne kadar nereyi aramış, ne kadar konuşmuş onu ölçerek bir algoritma bulup, program bulup oradan sonuca varmaya çalışmaktalar. Olmadı olmadı çok küçük bir miktar kredi verip onun geri ödendiğini teyit edip o ödendikten sonra daha fazla kredi vermeyi önermişler. 70-80 dolarlık falan kredilerden bahsediyoruz. Tekrar kredi geçmişinin inşa edilmesi önemli. Başka ne yapıyorlar? Ve Çin bankacılık sistemi mesela bir yöntem geliştirmiş. Aklınızda olsun. Diyor ki elektronik başvuru var, online internet üzerinden kredi başvurusu var. Fakat gece yarısı 1 ile sabaha karşı 6 arasında yapılan bütün başvuruları otomatik reddediyoruz. Neden?
gece yarısından sonra gecenin o vaktinde kredi almaya niyetlenen adamın ödemeyeceği bellidir. Onun için ödemiyoruz diye Çin toplumunun yapısını da yansıtan bir şekilde öyle bir yöntem bulmuşlar ve Çinliler 1 ve 6 saatleri arasında kredi başvurularını otomatik reddediyorlar. O da belki aklımızda olabilir. Gündüz mesai saatleri de yapın demekteler. Bir de gece yarısı geçtikten sonra kişinin uyanık mı değil mi, ayık mı değil mi olduğu da bilinmediği için onu yapmışlar. Nedir? Bir kesit. Çin'de kredi almak mümkün ama zor ve de karşılığında evin mutfağını, banyosunu, lavabosunu falan göstermek zorunda Çinliler. Çekilir şey değil tabii ki. Efendim, tarihte bugün diye bir başlık açtık ve tarihte bugün maddeleri çok, tarihte bugün çok şey oldu da ilginç çeken başka bir şey olmuş. Şöyle, 1913'te Rudolf Diesel, Alman mucit ve işte yarı iş adamı, Rudolf Diesel kaybolmuş ve öldüğü açıklanmış ve bütün olay baştan aşağı esrarengiz ve komplo teorileriyle dolu. Öncelikli olarak Rudolf Diesel kim? Diesel, bildiğimiz dizel motorlarının mucidi. Kendi soyadını verdiği motor Diesel günümüzde de kullanılıyor. Ta 1913 yılında, daha önce tabii ki 13'te Diesel kayboldu, öldü. 1892'de Diesel bu motorları geliştirmeye başlamış. Şöyle, o zamana kadar yalnızca buharlı motorlar var, buharlı makineler var. Ve buharlı makinelerin çalışma gücü ve çekme gücü ve kapasitesi sınırlı, masraflılar, zorlar. Ve Diesel yaratıcı yeteneğini kullanarak bir başka motor türü yaratıyor. Buna Diesel soyadından kaynaklandığı için Diesel adını veriyor. Ve bu motorun özelliği, öncelikle nebati yağla çalışıyor ve buharlı motorlardan çok daha güçlü, çok daha verimli ve çok daha etkili çalışmakta. Ve 1892'de bunu geliştirdiğini söylemiştik. İşte önce bir bilimsel çalışma başlatıyor. Diyor ki şunu şöyle yaparsak, bunu böyle yaparsak, bu motoru böyle imal edersek şöyle bir motor ortaya çıkar ve de başarıyor. 1912 yılında, 1912 nedir? Mesela bizde Balkan Savaşı'dır. Diesel'de Diesel motoruyla uğraşıyordu ve 1912'de Diesel motorları Avrupa'da, Almanya başta olmak üzere yayılıyor. Fabrikalar Diesel motoruyla işlemeye başlıyor. Dünya Savaşı yakın, gemiler, ünlü zırhlılar Diesel motoruyla çalışıyor. Savaş makineleri Diesel motoruyla çalışıyor. Dolayısıyla bütün bunların çalışması Diesel olduğu için bir yaygınlık ve bir coşkuyla herkes Diesel motorunun peşinde. Aynı zamanda demir yolları, lokomotifler Diesel'e geçiyor. Lokomotifli veya Diesel'le çalışan lokomotifin her şeyden daha hızlı çalıştığı, daha fazla yük çektiği, daha fazla insan ve malzeme götürdüğü anlaşılıyor. Demir yollarına yüklenmece. Şimdi bütün bunları ard arda koyunca Rudolf Diesel'in işte trilyoner olduğu ya da işte büyük refah içinde yaşadığı falan düşünülebilir. İşin ilginç tarafı da o. Hayır. Gayet zor durumdaymış. Sonra 1913'ün Eylül'üne geliniyor. Rudolf Diesel Eylül ayında İngiltere'ye gitmek niyetinde, bir gemi yolculuğuyla Almanya'nın kuzeyinden İngiltere'ye gitmek niyetiyle gemiyle seyahate başlıyor ve yolda gemide Diesel kayboluyor. Yolcu kayıp, önemli birisi olmasına rağmen kayıp. Sonra günler sonra, işte Ekim 1913'e geliyoruz bu haftalar. Ekim 1913'te de denizde bir ceset bulunuyor ve bu cesedin Rudolf Diesel olduğu sonra günler sonra ortaya çıkıyor. Rudolf Diesel İngiltere yolunda suya düşmüş ve ölmüş. İşte orada komplo teorileri ve büyük heyecan başlıyor. Neden öldü, nasıl öldü? Çünkü deniyor ki Rudolf Diesel o seyahat sırasında İngiltere'ye gidiyor.
giderken İngiltere'de önce bir fabrikanın açılışına gidiyordu. Dizel motorları imal eden bir fabrika. 1912'de Almanya ile İngiltere'nin arası şöyle böyle. Ve de o tarihte Rudolf Dizel İngiliz denizaltılarına dizel motorları takılması işini de görüşecekti İngiltere ile. Yani Almanya'nın çıkarlarına son derece aykırı bir iş yapmak üzere İngiltere'ye gidiyordu deniyor. Ve bu komplo teorisinde de sonuç çıkartılıyor. Almanya'da hala tartışılır. Rolf Dizel öldürüldü şeklinde. Başka işte İngiliz hükümetiyle anlaşmasını istemeyenler öldürdü diye bir teori var. Ardından petrol lobisi öldürdü diye bir teori var. Bütün bunları alt alta koyunca daha çözülebilecek bir cinayet ya da bir olay değil diye belirtilmekte. Resmi otopsi ve resmi karar Dizel'in intihar ettiği şeklinde. Deniyor ki o zaman borç içindeydi, durumu iyi değildi ama işte intihar etti. Ama tekrar yani iyi bir anlaşma için İngiltere'ye gidiyordu. Bunu uzatmak mümkün, saatlerce konuşmak mümkün. Hala konuşuluyor. Zaten 1913'ten beri konuşulmasının nedeni de bu. Dizel motorlu araca binerken aklınızda olsun. Bunu önemli bir kişi icat etmişti. Sonra da başına ne geldiğini hala bugün bile bilmiyoruz. Efendim, görüntüler de yine Afrika'dan. Şöyle bir gergedanın başına gelenleri izlememiz gerekiyor. Olay yeri Zimbabwe. Zimbabwe'de bir işte doğal park deniyor. Gergedanlar serbestçe dolaşmakta. Fakat o dolaşan gergedanlardan bir tanesinin başına bir kaza, şöyle bir sevimsizlik geliyor. Bir otomobil lastiği. Gergedanın boynuzu da malum ağzına takılmış. Bu gergedan biliniyor park bekçileri tarafından. Adı Mike. Dolaşırken bekçiler görüyor ve fark ediyorlar ki Mike'ın ağzında bir otomobil lastiği var. Ve bu fark edilene kadar epey zaman geçmiş. Yani Mike'ın çaresizliği orada görüntülerde var. Sonra işte el ele tutuşup çekerek Mike'ı kurtarmışlar. Mike'ın başka türlü kurtulmasına imkan yoktu deniyor. Kesmeye gerek kalmadı, onun için mutlu olduk diyor ilgili veteriner uzman. Ve bunun tehlikesi neydi? Tamam, Mike sürüsüyle birlikteydi fakat o lastiği onun ağzından alabilecek bir sistem ya da bir başka yardım imkansızdı. Yani iyi ki gördük ve fark ettik deniyor. En az 12 saattir öyle kaldığı bilinmekte. 12 saattir aç susuz kalması demek. Zaten daha da kalırsa açlıktan ve susuzluktan ölmesi gayet işten bile değil. Çevredekiler, sürüsü, eşleri de varmış, birkaç tane eşi. Onlar da çaresiz biçimde bekliyorlardı diyorlar ve uzmanlar bizi gördükten sonra sürü sevindi, heyecan duydu ve biz de çabayla Mike'ı kurtardık deniyor. Ha, en büyük soru şu, evet Zimbabwe gayet güzel, doğal park o da güzel, barınak işte hayvan barınağı, koruma altına o da güzel. O otomobil lastiği orada ne arıyordu? Ama diyorlar ki işte oralar çok kirli, olmadık şeyler atılıyor, taneler gördük ama bu otomobil lastiğinin de bu şekilde hayvana takılması ilginç ve dikkat çekiciydi. Bunu da gördük. Tekrarının olmaması için çaba. Donald Trump ve Hillary Clinton meselesine bir daha bakabiliriz. Şöyle, akşam saatlerinde televizyon tartışması var. Üstelik Las Vegas'ta, Amerika'nın kumar ve gece hayatı cenneti Las Vegas'ta, manidar bir seçim ama onu seçmişler. Tarafların isteğiyle oluyor bu, iki tarafta istediği için işte nerede toplanalım, Las Vegas'ta. Bu gece ne olabilir? Şimdi Hillary Clinton anketlerde önde. Anketlere güvenmeyin, ne olacağı belli olmaz diyenler var. Gerçekten Hillary Clinton'ın çok açık ara bu, yani artık maç bitti kazandık noktasına gelebilecek bir durumu yok. Her an her şey olabilir. Özellikle bu saatler, yani şu televizyon tartışmasına yine 6-7 saat var. O kadar zamana kadar yeni belgeler, yeni ifşaatlar, karşı tarafı yıpratıcı yeni sürprizler gelebilir deniyor. Bu adet de yeni çıktı. Yani tartışma öncesinde, ekrana geçmeden önce
flash bir şeyler çıkartıyorlar ve ilgili aday savunmasız kalıyor, ne olduğunu anlamıyor. İşte hakkınızda böyle iddialar var diye sonra moderatör yükleniyor. Böyle sürprizler olabilir. Başka, Donald Trump'ın bu işi kapatabileceği, arayı kapatıp kapatamayacağı yine tartışmalı. Şimdilik son işte skandal olaylardan fazla etkilenmediğine dair bazı anketler var ama başka anketlerde de 6-7 puan tekrar Hillary Clinton önde. İlginç bir tartışma olacak. Tartışmanın sonunda tabii ki yine nihai bir sonuca varamayacağız. Bu tartışma 8 Kasım'a kadar devam edecek. 8 Kasım'a kadar olacakları da zaten izliyoruz. 8 Kasım'dan sonra da zaten izleyeceğiz. Birlikteyiz. Bu notla bu akşamı kapatıyoruz. Yarın tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalınız.